de gelmesin. Biraz geri dönüyoruz. Cumhurbaşkanımız selamı gönderir. İnşallah. Zaman zaten kilimle selam gönderiyor. Tamam, tamam. Vekillerim de burada. Hep... Kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz neredesiniz? Sağ olun. İyiyiz Allah'a şükür. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Nerede dükkandakiler? Ölüyor değil mi herkes? Öyle. Evet, evet. Sayın Bakanım, halk eğitim kurslarımız bu sektörü tekrar canlandırdı. Halk eğitim kursunu örgü... Onu nasıl hayırlı işler? Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Hadi gelin. Okuyasın. Liseyi. Liseyi bitirdim. Ne yapacaksın? Nereye? Hedefli yok. Maşallah kaç lira? Kaç mı sen? Kaç mı? Şimdiden bayram tıraşını olmak lazım değil mi? Şimdiden olmaz bakanım. Öyle mi? Bayrama kadar daha iyi. Bir sefer daha. Bir izin sefer ya. Al bakalım. Bu da senin. AK Parti'yi kuran kadrolar belediyecilikten gelir. Dolayısıyla gerçek belediyecilik derken biz bunu icraatımızla, eser siyasetimizle gösterdik ve 2002 yılından bu yana da tüm ülke genelinde o gerçek belediyecilik eser ve hizmet siyasetine dönüştü. Bir marka haline geldi, bir ekol haline geldi. 17 sandık konuldu sizin önünüze. 17'sinde de AK Parti dediniz, Recep Tayyip Erdoğan dediniz, Cumhur İttifakı dediniz. Şimdi 18. sandık geliyor. Muhalefetin içinde bulunduğu durumu hep beraber görüyoruz değil mi? Neler uğraşıyorlar? Birbirlerine sataşmalar. Hani bunlar 10 ay önce Türkiye'nin yönetimine taliplerdi beraber. Cumhurbaşkanı adayları vardı. O Cumhurbaşkanı adaylarını Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na layık görürken kendi partilerine genel başkan olmaya bile layık görmediler. Cumhurbaşkanı yardımcıları vardı. Her partinin başkanı Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Neredeler şimdi? Birbirlerine düştüler. Allah korusun bir iktidar olmuş olsalardı, bunlar acaba iktidarı nasıl paylaşabilirlerdi? Memleketi kaosa sürüklerlerdi bunlar. İşte millet bunu gördü ve Cumhur İttifakı dedi, Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam dedi. Bu yerlere bu oyları bölmeyelim. Ne yapalım? AK Parti'nin ampulünün altında birleşelim. Işığın altında birleşelim. Karanlık iyi değildi. Hep aydınlık olsun inşallah. Türkiye'nin geleceği hep aydınlık olsun. Türkiye yüzyılını yerel kalkınmayla beraber, ülke kalkınmasıyla beraber yürüttüğümüz zaman Türkiye yüzyılını çok daha hızlı inşa etme süreci inşallah. O 22 yıldan beri insanımızı güçlendirmek için çalıştık. İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun. Toplum güçlü olsun. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle 81 vilayetimizi yatırımlarla donattık. Ülkemizin altyapı problemlerini çözdük. Bundan sonra bu ülkede darbeci vesaire çağlayış tarihe karışmıştır. Gençler yaparsa başımızın üstünde yeri var darbeyi diyenler bile var. Bunlar ne yapıyor? Böyle bir siyaset olabilir mi? Böyle bir demokrasi olabilir mi? Bunlar demokrasiye inanmaz. Bunlar milli iradeye inanmaz. Hep darbelerden, vesayetçi anlayıştan medet umarak
iktidara gelmeyi düşünür ama o artık geride kaldı. O yassı ada zihniyetine bu ülkede artık hiçbir zaman yer yok. Şuradan bir. Böyle bakalım. Kolay gelsin. Sağ olun bakalım. Nasılsınız? İyi Allah'ım. Böyle devam edelim bakalım. Biz hak istiyoruz sizler. Hak istiyoruz. Eşitliği daha yüklü. Adalet başından başlayabilirsiniz. Bir de. Ben 40 senedir buradayım. Çalışın başkanım köprüyü. Çok güzel olur. Çok güzel olur. İnşallah. Evet, pazar.